Bu şarkıyatçıların yüklendiği şüphe oluşturduğu hususlardan bir tanesi de İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Kabe-i Muazzama ile alakalı. Şimdi Ebu Zer radıyallahu anh Kultu ya Resulallah Eyyu mescidin vudia fil ardi evvelu Hangi mescid ya Resulallah ilk olarak yeryüzünde bina edildi diye soruyor. Evvelu eğer kablu ve ba'du gibi alır fiili e, is, e, muzaf ileyhi hasfedildi böyle kabul edersek o zaman damme üzere mebni olur e, efendim gayrı musarif de okuyabiliriz yani ayyu e, mescidin vudia fil ardı evvelu ilk olarak hangi mescid yeryüzünde vaz edildi yapıldı kale el mescidul haram efendimiz aleyhisselam mescide haram buyurdu kale Kultu sümme eyyun. Yani sümme eyyü mescidin. Sonra hangi mescid ya Resulallah? Kale el mescidul aksa. Sonra mescid aksa yapıldı. Kultu kem kâne beynehuma. Bu iki mescid arasında ne kadar bir zaman var ya Resulallah? Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Er seneten 40 sene var buyurdu. mescid Aksa ile Mescidi Haram arasında 40 sene var. Şimdi ben de talebelik yılımda bu hadisi bir hoca inkar ediyor, inkar ediyor. Diyor ki inkar ederken bak bu hadis Buhari'de var. Müslim'de var. Şimdi Buhari'de, Müslim'de var diye bu hadisi kabul edecek misiniz? Bu hadis tarihi verilere aykırı. Neden aykırı? Çünkü Peygamber Aleyhisselam burada buyuruyor ki Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında 40 sene var. Peki Mescid-i Haram'ı kim yaptı? Hz. İbrahim. Mescid-i Aksa'yı kim yaptı? Hz. Süleyman Aleyhisselam. Peki bunların arasında bin yıldan daha fazla zaman var. O zaman ne olacak diyor. Bu hadis mevzudur. Peki gel kardeşim bak. Bu hadis-i şerifi nasıl anlayacaksın? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İnne evvel beyti vuz'a lin-nasi lillezî bi Bekke mubârakan ve huden lil-âlemîn. İnne evvel beytin vuz'a lin-nas insanların ibadet etmesi için yeryüzünde yapılan ilk beyt neresidir? Kabe-i Muazzama'dır. İnne evvel beytin vuz'a lin-nas Ali İmran suresinin 96. ayeti. İnne evvel beyti vuz'a lin-nasi lillezî bi Bekke mubârakan Nerededir o Kabe-i Muazzama? Bekke'de, Mekke'dedir. O zaman ilk yapılan mabet neresi? Kabe-i Muazzama. Peki onu yapan Hz. İbrahim mi? Değil. Peki delilimiz nedir? Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Oğlunu Hz. İsmail aleyhisselamla Hazreti Hacer'i nereye bırakıyor? Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Kabe'nin yanına bırakıyor. Demek ki oğlu İsmail'i bıraktığı zaman orada Kabe-i Muazzama'nın temelleri varmış. Temelleri var. Yeryüzünde ilk yapılan beyt neresi? Kabe-i Muazzama. Peki ilk olarak onu yapan Hazreti İbrahim mi? Değil. Neden? Oğlu İsmail aleyhisselam daha kundakta. Hacer annemiz de bıraktığında o zaman Allah Teala Kabe'nin yanına buyuruyor. Ende beytikel muharram. Senin beytinin yanında ya Rabbi. O zaman bu ayete bakıyoruz şimdi. Bakara suresinin 127. ayetine. Rabbim buyuruyor ki ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide. Kavaid kavaid kaide ka kelimesinin çoğulu. Temeller, temel demek. Kaide Kavaid temeller. O temeller var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin mevcut temelleri üzerindeki duvarları yükseltiyor. Yani yoksa Kabe'yi ilk yapan Hazreti İbrahim Aleyhisselam değil. Şimdi Peygamber Aleyhisselam hadisine dönün. Ebu Zer soruyor. Aralarında kem beynehuma ya Resulallah diyor. Aralarında bu ikisinin ne kadar zaman var ya Resulallah kem kâne beynehuma kâle sallallahu aleyhi ve sellem sene Aralarında 40 yıl var. Demek ki o zaman Hz. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi ilk yapan değil zaten ayetler de bize onu söylüyor. Temeller var. Temelin üzerinde binayı yükseltiyor. O zaman Süleyman Aleyhisselam da Mescid-i Haram'ı ilk yapan değil. Onlar tamir ediyorlar. Onlar yeniden temeller üzerinde duvarlar yükseltiyorlar. Peki bu hadisi o zaman nasıl anlayacağız? Ve qala rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı halife melekleri Cenab-ı Hak topladı. Ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim buyurduğu zaman onlar dediler ki ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak insanı mı halife yapacaksın? Kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve dima fesat çıkaracak, kan dökecek. Adamı mı sen halife yapacaksın ya Rabbi? ve nahnu nusabbihu bihamdike ve Biz seni takdis ediyor, tazim ediyor, tesbih ediyoruz ya Rabbi. O zaman melekler Allah azze ve celle'yi onun arşını tavaf ettiler. Sonra onlara emretti bir rivayete göre Kabe'yi muazzamayı yapın yeryüzünde kullarım da bunu tavaf etsinler veya Hazreti Adem aleyhisselam melekleri gördü onlar arşta tavaf ediyorlar semada tavaf ediyorlar Allah Azze ve Celle de ona kul tu minha cemi'a cennetten dünyaya gelince nazil olunca şimdi sen yeryüzünde bir beyt yap onun etrafında tavaf et Rabbini tazim et ya ilk olarak melekler yaptı veya Hazreti Adem mi yaptı? Ama kesinlikle Kabe'yi muazzamayı ilk olarak yapan Hazreti İbrahim Aleyhisselam değil. Yani bu hadisi reddedenler, Kur'an Müslümanıyız diyenler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari Müslümin rivayet ettiği bu hadisini reddedenler, haşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı o tarihi meseleleri bilmez diye cehaletle isnat edenler. Buyurun Kur'an-ı Kerim'e gelin. Bakın Kur'an ne diyor? Yeryüzünde ilk yapılan beyt Kabe-i Muazzama. Ama Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i Mekke'ye götürdüğü zaman bir vadin gayri zi inde beytikel muharram orada Kabe-i Muazzama vardı kardeşlerim. O halde temelleri yükseltiyor. Peki buna göre Erbaune seneten Kabe-i Muazzama ile Mescid-i Aksa arasındaki bu 40 yılı nasıl anlayacağız? Eğer Kabe-i Muazzama'yı melekler ilk olarak bina etti görüşünü alırsak, önce Kabe'yi bina ettiler, 40 yıl sonra Mescid-i Aksa'yı bina ettiler. Hazreti Adem Aleyhisselam Kabe'yi ilk olarak yaptı bu görüşü alırsak, bu rivayeti alırsak o zaman 40 yıl sonra Mescid-i Aksa'yı Hazreti Adem Aleyhisselam bina etti. Yani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında 40 yıl var ifadesi ilk yapılışıyla alakalıdır. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yeniden yapıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı yapıyor. Bu 40 yıl ilk yapılışıyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabıdır. Şimdi ne yapıyorlar? Bunları alıyorlar. Bu Buhari'yi hiç görmemiş öğrencinin önüne çıkıyorlar. Kendileri de Buhari'yi okumadı. Nereden biliyorsun? E senetlerini açıklasınlar. Nerede okudular? hangi ders halkasında okudular, kimin yanında okudular. Okumadılar, yok böyle bir şey. O zaman bu hadisleri nereden buluyorlar? Oryantalistler, Allah düşmanları öyle çalışıyor ki, nerede Müslümanın kalbine şüphe atarım, onun imanını parçalarım diye. Şüphe 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 üstü üstüne geliyor ve sonunda ya ateist oluyor, ya gidiyor sahte peygambere, bir şeytana uyuyor, ona ittiba ona iktida ediyor